Suriye'den de bahsederken Salih Müslim zamanında o çok konuştuğumuz elebaşı aşiretler yani ülkenin Irak sınırındaki Arap aşiretler PKK'ya artık yeter deyip ayaklandılar tabiri caizse orada da bu elebaşı için 50 bin dolarlık bir ödül koymuşlar ve de ilana çıkmışlar. 50 bin dolar orası için hani sanırım şu anda da çok çok büyük paralardan bahsediyoruz bir yandan. Bir yandan da bir şekilde bir hareketlilik var. E, bu sefer Mete Bey'le müsaadenizle başlamak isterim. Bir yandan e, Suriye'yi mi öncellememiz gerekir bu durumda? Kerkük'ü mü? Açıkçası e, Kerkük daha ağır basıyor sanırım bilmiyorum ama e, ya da öyle mi? Nereden başlayın derseniz ben oradan başlayıp Önceler, gitmekten yarar. Derseniz yapayım. öncelleme konusu girerse ayıp olur yani. Hani birisi sanki tercih Hı -hı. etmiş gibi. Siz hangisini istiyorsanız oradan başlayın. Yok abi size... Yok yok hani sizin tamam. Mete, akış sıranıza Mete göre Bey, değil. Ben yardımcı olayım bu buyurun. soruya. Mete Bey başlasın ama demek ki konuyu kapattığımız için ona ben bir ek yapabilir miyim? Lütfen buyurun. Yani hani bu başlığı açtırmayacaklardan biri de benmişim gibi gözükmesin. Yok, <laughs> abi, orta yol oldu. Tamam, orta yol oldu değil mi? Ş <laughs> <ş> şöyle... <laughs> Şimdi Masum Bey'in e, Cumhurbaşkanımızın sözünü ettiği Karadeniz girişiminden maksat Karadeniz ekonomik işbirliği gibidir. Sadece tahıl koridor değildir dedi. Orada bir düzeltme yapalım. Cumhurbaşkanımızın sözünü ettiği Karadeniz girişimi Karadeniz tahıl girişimi. Zaten Cumhurbaşkanımızın kendi tweetinde de şöyle yazıyor. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeleri içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Yani bu tahılın gönderimi konusunda e, medyaya baktığımız zaman da Karadeniz girişiminden şu anda kastedilenin... ...Karadeniz Ekonomik İşbirliği eski teşkilat değil de Karadeniz tahıl girişimi olduğu belli. Benim bir de e, sorarak, e, merak ettiğim bir konuyu sorarak sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Ukrayna... <laughs> Afrika'daki açlara gideceği ileri sürülen, propagandası yapılan kendi tahılını verdiği zaman herhalde halkımız merak ediyor. Bedava mı veriyor mesela Afrika'daki açlar söz konusu olunca değil mi? Açlara bir şey verip de açlardan para almak düşünülemez gibi geliyor. Yani para mı kazanıyor Ukrayna bu tahıldan? Hani bir taraftan bir insani boyuttan söz ediliyor sürekli Afrika'daki açlar. E peki adam aç, parası da yok. Yani tahıl yemez başka bir şey yer, dünyadan başka bir gıda alır, ama onu da alacak parası yok ki. O yüzden açlık çekiyor. Şimdi Ukrayna para, para kazanmak için mi bunu yapıyor? Enteresan. Eğer bedava verdiğini zannetmiyorum. Para kazanıyor. Peki kazandığı parayı ne yapıyor Ukrayna? Batı kendisine silah veriyor, destek veriyor diyor ya. Batı da Ukrayna'ya bedava silah vermiyor, hibe yapmıyor yazıyor deftere, bakkal defteri gibi yazıyor alacak. Yani hani bazen bankalar batmakta olan firmalara kredi açar ki batmasın, verdiğim kredileri geri alayım der ya. Burada da öyle bir mantık mı var? Yani Batı Ukrayna'ya destek veriyormuş gibi yaparak silah satıyor ve para kazanıyor. Bu parayı alamam ben Ukrayna'dan. Ukrayna'nın parası olması lazım. O yüzden tahılını satsın ki oradan aldığı parayı bana versin ben verdiğim silahın parasını alayım mı diyor. Bence bu önemli bir soru. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Yani bunu da e, hani akıllarda kalsın diye tamam. söylemiş oldum. Hani Önceliği METV'ye verelim. Teşekkür ediyorum. Bu konuya yanıt varsa bununla başlayalım. Değilse Kerkük'te de devam edelim. Değilse Kerkük'te de devam edelim. Ben yani şöyle söyleyeyim. Ukrayna'nın e, bu savaşı kendi imkanlarıyla e, finans etmesi mümkün değil. Tahıl satsa da mı? Hayır. Evet oradan bir gelir, gelir elde edecektir. Ee, bu e, konu şöyle söyleyeyim. E, Rusya cephesi anlamda baktığımızda Rusya'nın e, bazı rakamlar veriliyor. E, 1 milyar dolar günlük harcanan para. Rusya'nın harcadığı? Harcadığı para. E, Ukrayna'nın da o kadar vardır herhalde. Ya, Ukrayna ne acadığını bilemiyorum. Yani Ukrayna sonuçta e, cephe hattında e, çok daha büyük bir cephede e, faaliyetlerini sürdürüyor. Yeniden yapılanıyor. E, yeniden yapılanmanın maliyeti her zaman çok daha fazladır. Rusya yalnızca şu anda mühimmat atıyor. Ama e, Ukrayna e, aynı zamanda ordusunu tekrar e, şey yapıyor, oluşturuyor. Şu anda dünyadaki üretilen bütün topçu mermilerini... E, üretim yapanların üretimlerini alsanız Ukrayna'da kullanılan e, savaşa yetişmiyor. Eee topçu mermisi. Günlük üretilecek olsa top yetişmiyor yani. Top mermisi yetişmiyor. O kadar çok fazlasıyla top mermisi satılıyor. Ukrayna'nın attığı mı ikisini birden attı. İkisini mı? beraber attı. İkisini beraber attı. E o yüzden Belki Avrupa'da yani. stoklarda e, mühimmat kalmadı. E, Almanya şeyde de kalmadı. Amerika'da da e, özellikle kullanılan bölgede kullanılan 155'likler dahil olmak üzere Müthiş bir mühimmat sıkıntısı çekiliyor. Yani, yani o savaşı finanse etmek dünyada şöyle bir kavram vardır. Hangi ülke olursa olsun, hangi ülke olursa isterseniz Amerika Birleşik Devleti olun, isterseniz Çin olun. Bir savaşın maliyeti bir ülkeyi en fazla 6 ay finanse edebilirsiniz. 6 ay finanse edebilirsiniz. Daha fazlasında sizi götüreceği yer iflastır. Tabii ki haklı bir sebebiniz yoksa yani şey için söylüyorum. O ülkenizi <laughs> savunuyorsanız tabii ki e yani şeyiniz olsa ne olacak fark eden bir şey yok ama bir savaşın finansmanı e, şu anki şartlarda teknoloji arttıkça maliyet daha da artıyor. Daha yüksek bir maliyetle e, savaşın e, finansmanı var. O yüzden e, yalnızca tahılla e, bu işin finanse edilmesi mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye gönderdiği, e, Avrupa Birliği'nin gönderdiği birçok e, şey, mühimmat veya ekipman... ...parasız gönderiyorlar... ...yani hibe ediyorlar... ...ama hibe edilmese de borçla gönderdiği... ...birçok para var bunlar şeye yazılıyor... ...hesaba yazılıyor. yazılıyor... ...ya bunun çok güzel bir örneği vardır... Ee, ...yani... ...savaş tarihini okuyanlar bilirler... ...mesela Rusya'ya... ...2. Dünya Savaşı'nda Amerika... ...özellikle yeni kurduğu bir hat üzerinden... ...İran üzerinden kurduğu bir hat üzerinden... E, ...lojistik olarak desteklemiştir... ...Almanya'ya karşı... O savaşın parasını Rusya bundan 7 sene önce bitirebildi. O zaman gönderdiği her şeyin parasını çatır 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 Rusya'dan aldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bile savaş bittiği dönemde bile o parayı ödemeye devam etti. Hiç kimse kimseye... ...bedava Uk vermiyor. Ukrayna'da sonsuza kadar öder herhalde. Şöyle yaptı. Amerika Birleşik Devletleri elindeki olan... E, ...depolarında artık eskimiş ve kullanma, kullanmayacağı... ...birçok mühimmatı gönderdi. Birçok hava... E, ...savaş araç ve gerecini de gönderdi. Yani şeyi temizledi. Kendi havuzunu temizledi. Ama artık Eski onun da bir yapamayacağı bir döneme doğru gidiyor. Yani artık Avrupa'da mesela şey kalmadı. Ben bunu nereden takip ediyorum? Çünkü... Bölgede e, Türkiye dahil olmak üzere bu olaylarla ilgili, mühimmatlarla ilgili Türkiye'ye geliniyor. Türkiye'den e, isteniyor bu mühimmatlar. E, mesela Türkiye'deki üreticilerin 2025-2026 stokları yani şu anda satılmış durumda. Üretimler üretilmeden satılmış durumda. Kapatıyorsunuz yani şeyi kapatıyorsunuz. Ama bu Türkiye işine geçerli bütün dünya için geçerli. Yetişmiyor. O yüzden orada yani satacağınız e, hububatla hiçbir savaş finanse edilmez. Katkı sunar, sunar ama başka bir şey daha var. Sonuçta Ukrayna'daki e, çiftçiler de hayattan devam ettirmek zorundalar. Savaşı finanse etmezsiniz ama hayatın finanse edilmesi sorunu var. Ukrayna e, hem Ayçiçek'te bakın hem ayçiçeği de hem de şeyde buğdayda Uğday önemli üreticilerden bir tanesi. Ve yüz binlerce insan buradan ekmek yiyor. Geçen senenin stoklarını depolarda tuttuğunuzda siz bu senenin üreticilerinden onları toplayamazsınız. Toplayamadığınız şeye de para veremezsiniz. Para veremediğinizde de o sektör bir sonraki döneme ekim yapamaz. Yani Ukrayna yani, bir anlamda kendi e, ekmeğini de üretebilmek için gelecek senelerini yine o satışı bir şekilde yapmak zorunda ki devamlılığı sürsün, devamlılığı sağlansın. E şey düşünebilirsiniz, yani, niye bunu karayoluyla yapmıyor diyebilirsiniz, niye karayolu yapmıyor diyebilirsiniz. Şimdi tahıl tahıl ürünü yani baktığınızda tonbaşı fiyatı çok büyük bir rakam etmiyor, tonbaşı fiyatı çok yüksek bir rakam etmiyor. Siz taşıma maliyetini buna üstüne bindirdiğinizde aç kalmıyorsanız buradan Avrupa'ya çıkartmak çok daha pahalıya patlıyor. Karayoluyla göndermek çok daha pahalıya patlıyor. O yüzden dünyanın her tarafında baktığınızda e, deniz yoluyla nakledilir. İşte un gibi, çimento gibi, demir gibi ürünler çoğunlukla şeyle gönderilir. Deniz yoluyla nakledilir. O yüzden de e, siz de bilirsiniz hep deniz kenarına kurulur şeyler. Bu çimento tür fabrikalar, fabrikaları, işte silolar, çimento, çimento dahil olmak üzere, işte demir dahil olmak üzere, un fabrikaları dahil olmak üzere deniz kenarına kurduğunuzda bunu nakliyeyi denizden yaptığınızda büyük avantaj elde edersiniz. Karayolu'yla yapmak bu tür ton başı fiyatı ederi çok yüksek olmayan şeyler için mümkün değil. Harcı borcunu kurtarmıyor yani. Kurtarmıyor. Taşıma maliyetini üstüne yani koyduğunuzda... Yani bu açıklamalardan, Mete Bey, bu açıklamalardan... Ukrayna bu tahılı Afrika'ya bedava vermiyor, parayla satıyor sonucu çıkıyor mu? Onu tabii tabii ki, tabii ki çıkıyor. Hayır ha, başka, başka bir şey sordu ben hani bunu finanse ediyor ha. mu diye sordu onun cevabını verdim. Sizin için ha. söyleyelim tabii ki bedava bedava vermiyor. Parayla tabii ki satıyor. parayla satıyor. Tabii ki parayla <laughs> satıyor. Kimse ki yani Ukrayna'nın kimseye bedava verecek bir e, şu anda ekonomisi yok yani. Durumu yok. tabii ki hayatını idam ettirmesi gerekiyor Ukrayna. Evet. Her e, kuruşa ihtiyacı var. Peki, şimdi bir yandan da Kerkük. Kerkük'te de olaylar e, Hakan Fidan gitti. Bir yandan zaten terör içerikli bir hı hı. konuşma gerçekleştirdi. Zaten oradan senelerdir e, isteğimiz belli, yaptıklarımız belli. En sonunda eğer siz yapamayacaksanız biz gelelim yapalım ya da birlikte yapalım bu terör mevzunu çözelim dendi. Ardından da Türkmen şehri Kerkük'te olaylar başladı. Birbiriyle <laughs> alakalı şeyler mi bu ziyaretin üzerine mi yapılmıştır diye soru işareti bu büyük bir ihtimalle e, izleyenlerin de aklında vardır. İkincisi Suriye'de bugünlerde yaşananlarla öyle ya da böyle bir ilgisi var mıdır yok mudur o da benim şahsi merak. Ne yapayım ayağım mı kalkayım? E, haritamızı verecekler arkadaşlarım eğer zahmet olmazsa. Tamam, işte. Yok yok yani hayır Ukrayna atası kalınca Evet e, şimdi gelir, yer, diğeri... oturmamı istiyorsunuz o yüzden. <laughs> diğeri gelecektir. Şimdi geliyor arkadaşlarım onu da şimdi, şimdi ekrana yansıtıyor. Şimdi e, Kerkük Kerkük'te benim hani en iyi bildiğim şehirlerden bir tanesi. İçinde de yaşadığım için söyleyebilirim. Söyleyeceğim şey şu e, Kerkük mevzusu yalnızca bugünkü yaşanan olaylarla e, bu işi götürmeye kalkarsak hiçbir şey anlamayız. Onu söyleyeyim. Yani bugün yaşanan Kerkük'te Kerkük'ün yaşadığı büyük sorunlar içine baktığınızda aslında hiçbir şey değil. Bundan e, 40 yıl önce, 1950'lere, işte daha da 1940'lara giderseniz, 50'lere giderseniz kaç yıl oluyor? 73, 70 yıl oluyor. 75. 70 yıl, hadi 60 yıl diyelim, 50 yıl diyelim. Kerkük'ün o dönemdeki demokratik yapısına bakın, şimdiki demokratik yapısına bakın. O dönemdeki Kerkük'ün muhtarlıklarının kaçının muhtarlıklarının kaçının Türkmen mahallesi olduğuna bakın. Şimdi kaç tanesinin Türkmen mahallesi olduğuna bakın. O dönemde e, özellikle Saddam döneminde ve ondan önceki ve ondan sonraki dönemlerde yaşanan süreçlerin içine baktığınızda demografik yapı hep bozulmaya çalışıldı. Yani başka yerlerden insanlar Kerkük'ün içine getirildi. Kerkük'ü yerleştirildi. Niye? Kerkük o dönemde de çok jeopolitik anlamda, ekonomik anlamda önemli şeylerden bir tanesiydi. Hala öyledir. Musul gibi, Kerkük gibi e, şehirler hep önemliydi. Daha sonraki dönemde özellikle 2003'ten sonraki e, sürecin içerisinde ben de içinde bulunduğum için söyleyebilirim. Bu sefer bu demografik yapı, bu sefer e, hem Talebani hem de Barzani tarafından şeyin aleyhine yapıldı bu seferde. Yine Türkmenlerin aleyhine. Bu sefer bölgede olmayan Kürtler şey, şeye getirildi. Kerkük'e. Kerkük'e getirildi. Normalde Irak'ın genel e, yapısına baktığınızda toprakların büyük bir kısmı devlete ait. Bir yere yerleşimi açmak istiyorsanız o yerleşime, o yerleşimle ilgili normalde yerel halkında müsaadesini almak zorundasınız. Bu müsaade alınmadan özellikle Süleymaniye'ye bakan Kerkük'ün, e, Süleymaniye'ye bakan kısımlarına, Süleymaniye bölgesinden teşvik edilerek yani bu bölgeye yerleşmeleri parasal anlamda teşvik edilerek büyük bir nüfus kaydırıldı. Bu nüfus sonucunda şu anda Kerkük'ün demografik yapısı allak bullak olmuş durumda. Önce bir şey ekleyelim ya Mete Bey'i e, e, dikkatini dağıtmak istemem ama şunu hatırlatmakta fayda var izleyicilere o dönemlerde nüfus idaresindeki nüfus kayıtları büyük bir yangında yakıldı ki e, nüfus kayıtları ortadan kalksın ve o demografik yapıyı istedikleri gibi anlatsınlar diye. O çok önemli bir konuydu. Evet. Evet yani bu 800 binde e, 1 milyon 800 bine yükselmiş nüfusu Kerkük'ün. 800 binden 1 milyon 800 bine yükselmiş nüfus diye Mehmet Bey de ekledim. Tamam. Şimdi ee, o yapıyı orada görüyorsunuz yani eğer Kerkük'te yaşarsanız Kerkük'ün içerisinde o mahallelere giderseniz şimdiki mahalleler o mahalleleri görürsünüz ve için sıkıntılı bir tarafı var ee, Bağdat'ta yaşanan sorunların bir benzeri maalesef Kerkük'te her dönemde yaşanmaya başladı Arap mahalleleri oluşmaya başladı Türkmen mahalleleri zaten vardı bir de yukarıya doğru Kürt mahalleleri oluşmaya başladı bu get dolaşma Kerkük'ü ...bir müddet sonra üçe bölecek gibi gözüküyor. Kuvvetli bir şekilde oraya doğru ilerliyor. Çünkü nüfus alanı oluşturulmaya başlandı ve bu e, ısrarla götürülüyor. Bölgede silahlı olmayan bir tek güç var. O da kim? Türkmenler. Türkmenler. Yani e, peşmerge. nereden bakarsınız? bakın 100 bine yakın mevcudu var. E, Irak içerisinde en büyük silahlı gruplar Şii gruplar. Şii gruplar. Ee, şimdi bölgenin içerisinde kendisini korumaya çalışan e, Türkmenlerin nüfus olarak ağırlığı az olmamasına rağmen silahlı gücü Bu nedenle de yaşanan süreçlerin içerisinde e, bölgede yaşayan Türkmenlerin işi zor. Peki bir şey daha geleceğim. Kerkük katliamına kadar biz de aynı hatayı yapıyoruz şu anda. Irak'taki Kerkük'tekiler, Kerkük'te yaşayanlara Türkmen denmezdi. Irak Türk'ü deniyordu. 1950'lerden sonra nedense Türkmen oldular. Evet. O zamana kadar... Oradaki Türklerin de buna çok üzüldüğünü ben biliyorum en azından. Evet o yüzden ama, bir kez daha hatırlatmakta... Ama o, o mevzuyu konuşurken de isim hep öyle kaldığı için de bir tabir yanlışlığı yok demek için en azından öyle yapma hatayı sürdürüyoruz katılıyor hatayı o yüzden bir şey anlattım ve onun başlangıcından anlatayım o zamana kadar Irak Türkleriydi nedense 1900 o katliamdan sonra e, bizim literatürümüzde de Türkmenler diye sanki bizden olmayanlar bizden başka olanlar gibi yarım Türkmenler bırak olsunlar biraz bizden uzak olsunlar diye herhalde Türkmen lafını oraya yerleştirdik aynısını şu anda Suriye içinde yapmaya devam ediyoruz. Savaştan önce, Osmanlı dönemindeki savaştan önce tamamen e, Türklerin yerleştiği Halep dahil olmak üzere, Kerkük dahil olmak üzere şu anda Türkmen diyerek kendimizi uzaklaştırıyoruz. Ama gidersiniz, Kerkük'ün içine gezersiniz, Kerkük'te yaşarsanız aslında e, bizden daha kendilerini koruduklarını da görürsünüz konuşmalarıyla, lehleliliğiyle, yaşam biçimleriyle ve tarzlarıyla. Diyeceksiniz ki şu andaki durum ve pozisyon nereye doğru? <laughs> bu bugüne has bir şey değil. Maalesef 70 yıldan beri e, bu aleyhte gelişen maalesef bir durum. Gittikçe e, aleyhlerine gelişiyor. Çünkü tek silahlı olmayan grup orada e, Irak'taki Türkler. E, bu da zaman zaman çatışmaların tam ortasında ezilen taraf olmalarına yol açıyor. Ve bölgeyi ister istemez bir şekilde terk ettiriyorlar. Bunun iki tane örneğini biz nerede yaşadık? Bunların iki tane örneği bir tanesi Telefardır. Bir tanesi de Kerkük. Kerkük'teki yaşam yerleridir. İkisi de hep savaşın tam ortasına geldi. Dayaş bölgeye geldi. Kerkük'te mezalimi Türkmenlere yaptı. Yani Irak Türklerine yaptı. Daha sonra savaş döneminde en çok e, bombalanan şehirlerden bir tanesi Tel Afar'dı. Tel Telefar her defasında <laughs> bombalandı. Ama her defasında. Niye biliyor musunuz? Tel Afar tamamıyla neredeyse e, Türklerin yaşadığı bir şehirdi. Yerleşim yeriydi. Şimdi orası bu şekilde taruma edildikten sonra bölgeye kim getirildi? Bizim ...Sincar diye bahsettiğimiz o alana hı hı. kim getirildi? PKK. PKK'nın kendisi getirildi. Sayın Hakan Fidan'ın üzerine değindi. ...benim de hem görev yaptığım dönemde ve ...daha sonraki yıllarda Kerkük'te yaşarken... <laughs> ...en çok dikkatimi çeken şey şuydu... ...PKK'nın ve ona yakın olan örgütlerin... ...Kerkük'te... ...anormal şekilde ofisi var. Farklı farklı şekilde. Farkındaysanız Hakan Fidan... Ona e, şey yaptı, işaret etti. Hı hı. Çünkü Türkçe, konuş Türkçe konuşan militanların tamamını Kerkük'e gönderiyor. Ve Kerkük'ün içerisinde Türkiye aleyhine yalçanacak olan bütün olayları ya finanse ediyorlar ya da organize ediyorlar. Çünkü Türkçe konuşuyorlar. Ve bu işi de e, Irak'taki e, Kerkük şehrinde yapmaya başlıyorlar. Provokasyon yapıyorlar. Bunların içinde yer alıyorlar. Ve Irak Türklerinin aleyhine yaşanacak olan bütün olayların içerisinde fiili olarak yer alıyorlar. En büyük tehlike, şu anda yaşanan en büyük tehlike, Hakan Fidan'ın da ...Milisipat e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı iken de en çok uğraştığı konulardan bir tanesi oydu. Bir taraftan Süleymaniye tarafına inerken büyük bir kısmının yaşadığı yerde maalesef şu anda Kerkük şehri. Yani PKK'nın şehre indiği yer Kerkük. Kerkük'ün şu anda senin sorduğun soruyla ne yaşanıyor bugün diye sorduğun soru aslında yaşanan sorunların içerisinde bir tek damla. Çünkü neye e, kavga çıktı? 2003'ten sonra peşmerge güçleri e, Amerika'yı da arkasına alarak şeye gelmişti, yerleşmişti hatırlarsınız. Kerköy'e yerleşmişti. O Kerköy'e yerleşmeden sonra Bölgeden çıkma süreci yine hatırlarsanız ne zamana denk gelmişti? Tam anlamıyla yukarı doğru e, çıkma süreci ne zamana denk gelmişti? Referandum sürecine denk gelmişti. Ondan sonra ilk defa peşmerge güçleri şeye girmeye, gireceklerdi. E, bu DAEŞ'le mücadele ve diğer konularda ortak harekat merkezleri var şeyde. Hı hı. Kerkük'teki ortak harekat merkezini Irak ordusu çekilerek şeye bırakmak istediler. KDP'ye. Evet. Onların gelmesini de e, bölgedeki Arap aşiretleri ve Türkler istemediler. Ve buna itiraz ettiler. Ve sonuçta bu olay gerçekleşmeden eski düzen şu anda devam ediyor. Ama bu bugün yaşanan süreç şey değil ki. Yani bitmiş bir süreç değil. Yalnızca bir damla yağdık dışarı attık. Kova su dolu. Ve o kovadaki su da maalesef maalesef Irak Türkleri gittikçe azalıyorlar. O suda boğuluyorlar. O suyun içerisinde boğuldukları yaşam yeri onlar için öyle oluşmaya başladı. Hem siyaseten boğuluyorlar, hem siyaseten boğuluyorlar evet. bir kez daha söylüyorum. <laughs> Çünkü e, haklarını alamıyorlar. Nüfus olarak az bir nüfusu olmamalarına rağmen, yerleşim yerler olarak baktığınızda geçmişte birçok yerleşim yerinde yaşıyor olmuş olmalarına rağmen, Hı -hı. kendi içinde bölünmeler yaratarak, zor bir sürecin parçası oluyorlar. Peki.